İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bugün güneş adaleti kazandı, yan ışığı göründü, ne mutlu gözlere. Batı Ermenistan'da yoğun kar nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı. Artsakh'ın İvanyan köyünün idari bölgesinde yeni mahallenin inşaat çalışmaları yürütülüyor. Stepanagert'te Grigor Naregat Üniversitesi'nin 25. kuruluş yıl dönemine adanan bir konferans düzenlendi. 21 Aralık 1912'de Ermeni Ulusal Meclisi Ermeni sorununu Londra'da gündeme getirmeye karar verdi. Paylaşım savaşı kıskacındaki ülke Ermenistan ana katedralin madene taranı tüm yazılı medya veri tabanını koordine etti ve geliştirdi. Arkeologlar Ermenistan Cumhuriyeti'nde iki kadın savaşçının mezarını keşfetti. Çok eski zamanlardan beri Ermenistan'da ışık, anlamı ve gizemi ile ilahilerle kutsanmıştır. Daha sonra eski ritüel geleneklere dayanan güneşin gelişi hakkındaki şarkılar mehenik ritüelleri anımsatan ibadet törenlerinde hala söylenir. Atalarımız tarafından yaratılan şafağa adanan şarkılar asıl güneşe ibadeti değil, yaratıcı özünü sembolize eden ışık, nur ve pırıltının yüceltilmesidir. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Bildiğiniz gibi atalarımızın ana vatanı olan Batı Ermenistan'da kış çok sert geçer. Hava değişikliği nedeniyle Batı Ermenistan'ın büyük kesimlerinde soğuk hava hakimdir. Son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı yaşam koşullarını daha da zorlaştırarak birçok yolun geçilmez hale gelmesine neden oldu. Belediye ekipleri aktif kar temizleme çalışmaları yürütüyor. Çok sayıda otoyol trafiğe açıldı. Yoğun kar yağışından özellikle Kars, Garin, Yerzinka, Ardahan ve Muş etkilendi. Artsakh'ın İvanyan köyünün idari bölgesinde yeni sitelerin inşaat çalışmaları gerçekleştiriliyor. Artsakh Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Bakanlığı Sözcüsü Marta Danielyan bu konuda Artsakh Pres'e verdiği demeçte işte şöyle dedi. Şu anda şantiyelerden birinde 15 adet, biri bodrum kat olmak üzere 3 katlı bina inşa ediliyor. Şu anda inşaat işleri temelin inşasından duvarların ve çatının hazırlanmasına kadar farklı aşamalarda bulunuyor mahallenin inşaat projesi Hayastan adlı Pan Ermeni Forunun finansmanı ile hayata geçiriliyor. Arsah'ın başkenti Stepanagert'te 21 Aralık'ta Grigor Naragat Üniversitesi'nin 25. yıl dönümüne adanmış bir konferans düzenlendi. Üniversite rektörü Vartan Agopyan'a göre bugün Arsah'ta faaliyet gösteren üniversiteler arasında modern üniversitelerin gereksinimlerini karşılamada sağlıklı bir rekabet ve mücadele var. Rektöre göre üniversite çağ ayak uydurmaya çalışıyor ve hatta onu aşmaya çalışıyor. Gelişmiş üniversiteleri örnek alıyor ama onlara benzemiyor. Çünkü kendine has bir tarzı var. Güvenlik Komitesi 1912'de Ermeni sorununun yeniden açılması sırasında kuruldu. Komisyonun üyeleri Konstantinopolis'teki önde gelen Ermeni aydınlarıydı. 21 Aralık 1912'de Konstantinopolis'te Ermeni Ulusal Meclisi Londra'da toplanacak büyükelçiler konferansında Ermeni meselesinin gündeme getirilmesine karar verdi. Komisyonun faaliyetinin temel amacı Avrupalı güçlerin temsilcileriyle müzakereler sırasında açıkça tartışılacak olan bir reform programı geliştirmekti. Komisyonun yayınladığı madde ve bilgiler Batı Ermenistan'da meydana gelen korkunç katliamları tanıtmayı, Ermenilerin ihtiyaçlarını ortaya koymayı ve bunları gidermeye yönelik adımları atmayı amaçlıyordu. Komisyonun çalışmaları ve varlığı mümkün olduğunca gizli kalmalıydı. Güvenlik komitesi açık faaliyetten kaçınarak Gatarigos'u mektuplarla destekledi ve Ermenilerin gerçek durumu hakkında ona bilgi verdi. Türk yazar ve gazeteci Aykan Sever bir makale yayınladı. Makaleyi aşağıda sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti uzun zamandır Gürcistan, Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan ve bölgedeki Türkiye diye nitelenen ülkelerin de dahil olduğu Pakistan'a kadar uzanan bir nüfus alanı oluşturmaya çalışıyor. Bunu yaparken Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin bölge politikalarıyla uyumlu olmanın yolunu arıyor. Fakat aynı zamanda Rusya ile kurulmuş olan kırılgan bağımlılık ilişkileri de zaman zaman TC'nin karşısına engel olarak çıkıyor. Ermenistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti yakınlaşması ister istemez son günlerde tartışma konusu oluyor. Başlarken bu ve bölgedeki benzer meseleleri yeterince anlamak için 3. Paylaşım Savaşı içinde olduğumuzun altını bir kere daha çizmekte yarar var. Vaçe ve Tamar Manukyan adlı madenataranda Eçmiyaz'ın ana katedralinin yanı sıra psikoposluklar tarafından, yerli Ermeniler ve sürgündeki Ermeniler tarafından daha önce ve günümüzde yayınlanan yüzlerce matbaa nüshası bulunmaktadır. Bunlar koordine edilmiş, tamamlanmış ve derlenmiştir. Kutsal Eçmiyaz'ın ana makamlığının bilgi departmanına göre elektronik rehber Kutsal Eçmiyaz'ına ait madenataranın resmi web sitesinde mevcuttur. Arkeologlar, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Şirak bölgesinde eski kadın savaşçılarının kalıntılarını buldular. Kalıntıların yanına gömülü silahlar, kafataslarındaki çok sayıda kırık ve okların açtığı yaralar onların atlı okçu olduklarını gösteriyor. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü'nden bir grup arkeolog, Şirak bölgesindeki Cırap Köyü'nün genç tunç ve erken demir çağlarına tarihlenen mezarlığını inceledi. Bilim insanları toplam uzunluğu yaklaşık 4,5 metre olan 4 bazalt lefanın örtüsünün altında bir mezar keşfettiler. Mezarda 45-50 yaşlarında bir kadın, 16-20 yaşlarında bir kız çocuğu ve başka bir insanın muhtemelen bir erkek iskeletine rastlandı. Ayrıca 6 adet kil kap, boncuklar, hançerler ve 4 adet bronz ok bıçağı bulundu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hasmi Karut tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hari Hari Hnotsi adlı eseri sunuyoruz. Արի հարի խանացի մեր կատ bárի խանացի ժամտանջ արեր գտակ արի հարի, հարի խանացի իմ յարգայնուկ պատիտակ Berkat bari Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.